Şimdi bu tartışmayı ve koronavirüs pandemisiyle mücadelede gelinen durumu değerlendirmek üzere Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi, aynı zamanda Türk Tabipleri Birliği COVID-19 İzleme Kurulu üyesi Doçent Doktor Sayın Cavit Işık Yavuz'a dönüyoruz. Hocam iyi akşamlar, merhabalar. İyi akşamlar Zafer Bey, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Sizinle geçtiğimiz aylarda yaptığımız pek çok bağlantıda Sağlık Bakanlığı'nın veri paylaşım sistemiyle ya da veri paylaşımları ile ilgili ve paylaşılan verilerin niteliği ile ilgili sorgulamalar yapmıştınız. Nitekim işte o sorgulamalar devam etti. Sonunda Sayın Sağlık Bakanı o tarihi itirafta bulundu. Her vakayı hasta olarak kaydetmiyoruz diye. Bu da tabii açıklanan verilerin sağlığı ile ilgili yeni bir tartışma başlığı açmış oldu. Şimdi bu dönemden sonra Sağlık Bakanlığı'nın bu izleme ve önlem politikasında bir değişiklik bekliyor musunuz? Buradan nereye varacağız? Doğrusunu isterseniz birçok şüphe, kuşku, etrafımızda gördüğümüz vaka ya da işte hasta artık nasıl kullanılacağı konusunda da bir karmaşa var. Ancak COVID-19'da her şey net aslında, olgu ya da vaka. Yani virüsü taşıyan ya da virüsü taşımasa da koronavirüs belirtilerini gösteren ve olası COVID-19 tanısı alan herkes olgu ya da vakadır. Belirtileri olsun ya da olmasın, hastaneye yatsın ya da yatmasın. Bütün uluslararası belgeler, Dünya Sağlık Örgütü'nün ve hastalık kontrol merkezlerinin tanımı bu şekildedir. Bu verinin sunulması ile ilgili çok ciddi bir karışıklık olduğunu görüyoruz. Ve aslına bakarsanız Sağlık Bakanlığı hassas bir şekilde bütün bunları izleyip kaydediyor. Ancak mesele kamuoyuna açıklanan veri meselesiyle düğümlenmiş durumda. Elinde her türlü bilgi var ve bunu hassasiyetle takip ediyor. Özellikle filyasyon ekipleri sahadan başlayarak çok büyük bir emek de vererek bunu yakından takip etmeye uğraşıyorlar. Ancak görüyoruz ki açıklanan verilerde giderek daha çok kafa karışıklığına yol açan ve bence son açıklamayla yeni soruları beraberinde getiren bir durum söz konusu. Bundan sonrası gerçekten çok önemli Zafer Bey. Çünkü salgında geldiğimiz noktada çok kritik bir yerdeyiz ve bundan sonra gerçekten de risk iletişimini iyileştiren bir politika, bir strateji izlemezse durum daha da kötüleşecek ve bunun sahada da farklı yansımaları olacak. Sizinle yayınlarımızda hep vurguladık salgın yönetiminde güven duygusunun ne kadar önemli olduğunu ve ne yaparsak yapalım hepimizin Sağlık Bakanlığı'nın bu güven duygusunu zedeleyecek tavırlardan kaçınmamız gerektiğini sürekli vurguladık. Ama gelin görün ki mevcut manzara bu güven duygusunu ne yazık ki kökünden sarsacak bir etki doğurmuş durumda. Şimdi Cavit Hocam bu güven duygusundan söz ederken bir tabii vatandaşlara bir güven vermek, yani onların rehavete kapılmasını önleyecek güveni sağlamak. İki, sağlık personelinin mücadele azmini kırıcı bir şekilde, yani çünkü onlar da neticede sahada çalıştıkları yerde, yani cephede savaş hattında gördükleriyle açıklanan veriler arasındaki farklılığı ya da çelişkiyi görünce bir güven zafiyetine uğruyorlar. Bir de iki yönden daha önemli bu herhalde. Bir tanesi Dünya Sağlık Örgütü gelen verilerin daha sağlıklı olmadığını açıkladı. İkincisi mesela İngiltere gibi ülkelerde Türkiye bu sayıları, verileri farklı yorumluyor. Aman biz de tedbir alalım diye seyahat yasağını getirdi. Yani güven dediğiniz şey aslında pek çok başlık altında da önemli gibi gözüküyor. Çok önemli ve gördüğünüz gibi kademe kademe uluslararası düzeye kadar gidebilen bir süreç. Buradaki temel mesele şu. Elbette ki Sağlık Bakanlığı'nın şu an açıkladığı veriler de önemli ve kıymetli. Ancak bize manzaranın gerçek boyutunu göstermiyor. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı veriler buzdağının suyun üstündeki görüntüsü olmuş durumda. Ayrıca yapılan açıklamalar gösterdi ki aslında mesele 29 Temmuz'la da ilişkili değil. Çünkü 29-28 Temmuz verilerine baktığınızda arada neredeyse hiçbir fark göremiyorsunuz. O zaman salgının başından bu yana açıklanan veriler kuşku doğurmaya başlıyor. Ayrıca şunu da söyleyeyim, bizim şu anda Sağlık Bakanlığı'ndan elde ettiğimiz 3 tip veri var. Birincisi turkuaz tablo verisi.
Haziran sonundan itibaren açıklanmaya başlanan günlük ve haftalık raporlar, bunlar da çok önemli veri kaynaklarıydı bizim için. Çünkü bölgelere göre dağılımı verdi. Hala daha il ve ilçelere dağılımı bilmiyoruz. Ancak burada da şöyle bir uyumsuzluk var. Sağlık Bakanlığı turkuaz tabloyu 29 Temmuz'da değiştirdi. Günlük koronavirüs raporlarındaki yeni vaka terimi 17 Eylül'e kadar kullanıldı. Şimdi birbirinden bu kadar uyumsuz, bu kadar farklı veriler elbette ki manzaranın büyüklüğünü görmemizi engelliyor. Ancak ölüm sayılarına baktığımızda bizim gidişatımızın ne kadar kötüye gittiği açık ve net olarak görülüyor Zafer Bey. Peki hocam, Eylül şimdi... Eylül ayında... Evet, buyurun. Evet, buyurun, buyurun. Ben de gidişat derken hemen önümüzdeki süreci soracaktım hocam size. Pek çok hocamız sizler gibi sonbahardan başlayarak, yani zaten hani sonbahara girmiş gibi de sayılabiliriz. Gerçi biraz havalar sıcak geliyor ama önümüzdeki dönemde salgının yayılması açısından biraz daha ekstra duyarlı olmamız ve ekstra tedbirli olmamız gereğini vurguluyorsunuz. Bu veri akışı ile ilgili olarak alınacak önlemlerle belki bitirelim. Buyurun hocam. Ölüm sayılarımızda Eylül ayı için gerçekten çok endişe verici bir noktadayız. Eylül ayı boyunca gerçekleşen ölüm sayımız 1800'ün üzerinde. Bakın bu sayı, Nisan ayında biz en çok ölümü görmüştük Türkiye'de. Yaklaşık 2500'ün üzerinde bir ölümdü. 2800 civarındaydı aylık ölüm sayısı. Eylül ayında 1800'ü gördük ve Eylül ayındaki ölüm sayılarımız Haziran, Temmuz, Ağustos toplamı kadar. Bu da bize aslında gidişatın ne kadar kritik olduğunu gösteriyor. Özellikle Eylül sonu, Ekim başı itibariyle grip sezonuna girdiğimizi de düşünür ve öngörürsek, gerçekten gidişatımızın hiç de iyi olmadığını, bu ölüm ve kayıp sayılarının giderek daha da artacağını öngörmemek çok zor değil zaten. Bu nedenle de gerçekten bundan sonrası için daha etkin bir salgın yönetimiyle, daha etkin bir risk iletişimiyle ilerlememiz gerekiyor. Yoksa bizi çok çok zor günler bekliyor. Dünya da aynı kaygı içerisinde. Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz yaptığınız katkı için, yayınımıza katıldığınız için. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun hocam.